yine evimize. Umarım sağ ayakla girmişsiniz. Evet, bilen biliyordur, bilmeyene de müjde olsun. Hamburg'a taşındık. Bu da şu anda bulunduğumuz ev, yeni evimiz oluyor. Artık eski evimizden ayrılıyoruz ve bu evi tuttuk. Bugün de anahtar teslimi gerçekleşti. Ufak tefek yerleşmeye başladık. İşte burada durmam gerekiyor kargoları teslim almak için. O yüzden bir ev turu, bir boş ev turu çekelim istedim. Çünkü biliyorum siz bunu çok seviyorsunuz. Ben de izlemeyi çok seviyorum. Zaten şöyle kapı gösterelim. Kapıdan dönünce, yani kapıyı arkamı alınca direkt ben koridor kısmını görüyorum. Şu kalabalık ve yoğun gördüğünüz taraf benim odam olacak. Şu an evin yanımızda olan bütün malzemeyi oraya tıkladık. Şişme yatak falan kurulu. Ama birazdan orayı toplayınca oranın da boş halini size göstereceğim. Şimdi bence direkt böyle sırayla odalardan başlayalım. Şu tarafta da bir koridorumuz var. O tarafa da birazdan geçeceğiz. Evet, koridoru ilerleyince ilk karşımıza çıkan mutfak oluyor. Şu an tabii hiçbir şey yok. Sadece bir çöp poşeti falan kurmaya çalıştım. Gelebilirsin. Mutfak eve dahil, bu Almanya'da çok rastlanan bir durum değil genelde. Almanya'da genel olarak evlerde mutfak olması çok olası bir durum değil. Genelde evlerde mutfak olmuyor. Ama artık bilmiyorum, yeni nesile ayak uydurmak istiyorlar sanırım. Evlere mutfak koyuyorlar. Bu bizim, şimdi açsın tabii havalansın diye her yer. Keşke hazırlasaydım daha önceden. Ama çok acelem var. Bu videoyu çekip Ikea'ya koşacağız. Şöyle boydan boya mutfağımızı gösterebiliriz. Ben şunları da kaldırayım. Evet. Bu mutfağımız ve mutfağın da çok tatlı bir ne derler, manzarası var bence. Kar görüyorsunuz. O kadar şanslıyız ki dün Hamburg'a kar yağmış. 2 haftada gerçekten burada bahar yaşanıyor. Adeta yaz yaşanıyor diyebilirim. Ama bizim taşınma günümüzde kar yağıyor. Neyse, diğer odalara geçelim. Evet, mutfaktan çıktığımızda, hemen buraya girdiğimizde bizi salon karşılıyor. Sesim biraz yankı yapıyor biliyorum ama boş burada, yani yapacak bir şey yok. Salon eski evimizin salonuna göre çok daha büyük. Eski ev turunda izleyebilirsiniz. Salonda aslında güzel olan bir diğer kısım bence bu balkon. Ve bu evin bence en büyük avantajı önün tamamen açık olması ve her odanın ışık alması. Gerçekten bir çekim evi gibi. Hava buzlu olsa bile, ki Almanya normalde hava buzlu. Yine de çekim alabiliyorsunuz çünkü dediğim gibi ışık gerçekten iyi ve güzel. Bir de bu evi gezerken çok hoşuma gitmişti. Şöyle bir tenten var. Yani yazın güneşten çok rahatsız olursak onu açabiliriz. Benim odamı en son göstereceğim dediğim gibi. Diğer koridora geçeceğiz. Çünkü benim odam şu an kaosun merkezi. Orayı Ikea dönüşü toparlayacağım ve orayı da size o zaman göstereceğim. Diğer odalara gidelim. Bu arada kardeşime katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Bugün kameramanlığımı yapıyor. Evet, ikinci koridorumuza gelecek olursak. Hemen solunda bayağı derin bir kiler bizi karşılıyor. Bu gerçekten çok mantıklı yapılmış. Bayağı kıyafet askısı falan var. Aynı zamanda da full böyle ayakkabılarınızı koyabileceğiniz, ya da ne koymak istiyorsanız. Bir sürü aslında şeyi içine saklayabileceğiniz çok güzel bir alan yapmışlar. Aynı şekilde üst katta da bu şekilde geniş bir alanı var. Gerçekten depolama açısından bu ev çok iyi. Bizim diğer evde böyle bir şansımız yoktu. Şimdi bu evin
Bu evin bence en güzel ve en tatlı kısımlarından biri kesinlikle banyosu. Ama banyoda ışık olmadığı için ben şimdi size bir flash tutacağım. Umarım görüntü kalitesi iyidir. Evet, banyoya girdiğimizde bizi çok tatlı bir küvet karşılıyor. Şöyle bir saniye. Ve sonrasında klasik banyo lavabo. Tabii şu an ışıktan ötürü olduğu kadar güzel gözükmüyor ama biraz şöyle göstereyim. Gerçekten banyo çok tatlı bir banyo. Bir dakika. Yani Zuzu ilk defa küvete girecek. Çok merak ediyorum. O anları mutlaka Instagram'dan paylaşırım. Onları da oradan görürsünüz. Şuraya işte güzel bir ayna, ışık vesaire yapıldıktan sonra burası kendini iyice gösterir. Bu arada evin yerleri çok güzel. Banyoyu böyle gri tonlarla tutmuşlar. Bütün ev ise böyle gri ve sıcağın karışımı olan böyle çok güzel bir parke tonunda. Yani isterseniz gri yapabilirsiniz, isterseniz koyu yapabilirsiniz. Evet, bu oda ise şu anda güneş alıyor. Bu oda kardeşimin odası. Bunun da böyle minik bir Fransız balkonu var. Gayet güzel. Hatta bu balkondan çıktığımızda hemen çıkalım göstereyim size. Mutfağın içini görüyorsunuz ama bence çok güzel. Biraz size manzarayı da çekeyim. Şuraya da saksılar koymuşlar. Tabii şu an içi kar ama bunların içine çok güzel çiçekler koyabiliriz diye düşünüyorum. Evet, şimdi burada bir kat girip ben IKEA'ya koşuyorum. IKEA'dan sonra temizliğe girişince, kendi odamı boşaltınca size o odanın da halini göstereceğim. Şu anda hiç göstermek istemiyorum çünkü gerçekten çok ama çok karışık. Okey, o zaman 2 aydan sonra görüşürüz. Ben odama girdim. Birazdan burayı da göreceksiniz siz. Evet, 2 aydan döneli birkaç gün oldu ama gerçekten anca çekiyorum. Evet, son olarak benim odamı da görelim. İçeriye girdiğimde bu şekilde. Şu anda bir yatak duruyor. Başka da hiçbir mobilyam yok. Çünkü bir bir hepsi sipariş edilip sonrasında teslimatı yapılması vesaire gerekiyor. Şu anda yerlerden de gördüğünüz şeylerden anlayabilirsiniz ki birkaç ölçü yaptım. Birkaç mobilyanın nasıl, ne kadar yer alabildiğini vesaire onları görmek için bu bantlardan faydalandım. Onun dışında yatağı şu anda buraya koydum ama bu değişebilir. Manzaramı da göstereyim size. Eski evden çok daha güzel bir manzaram var ama hava tabii ki de yağmurlu. Benim odam bu şekilde. Yani eski odamdan daha büyük bir oda. Bu arada dün bir avize aldım, yani böyle kalmayacak tabii ki. Çok güzel bir avize aldım. Onu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Ben burada görmek istiyorum. Ve planladığım diğer mobilyalarla da gayet uyumlu olacak diye düşünüyorum. Onun dışında odam bu şekildeydi. Yani pek de bir numarası yok. Sadece aranızda anlayan var mı bilmiyorum ama şunları değiştirmek istiyorum. Yani komple sistemini değil ama şu dış şeylerini değiştirmek istiyorum. Bilmiyorum, ölçmem falan lazım galiba çünkü Amazon'da buldum birkaç siyah, mesela siyah kapı kulbu falan. Onları da yapabilirsem, bunlar gerçek minik detaylar ama görüntü itibariyle güzel durur, daha temiz durur diye düşünüyorum. Pek de bir numarası yok yani şu anda hiçbir şeyin ama bu zaten boş ev turu. İlla ki tamamen istediğim gibi odamı yaptığımda size, ya da evi yaptığımızda ev turu da çekerim ama o ne zaman olur onu gerçekten bilmiyorum. Dediğim gibi ne zaman tamamen bir ev turu gelir onu size söyleyemeyeceğim ama
mutlaka aldığım şeyleri ve gezdiğim mobilya mağazalarını Instagram'da paylaşıyorum. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Orada paylaşım yapmak daha kolay olduğu için çok fazla aktifim diyebilirim. Bu arada bu evde geçirdiğimiz 4. gün falan olabilir. 4 gündür o kadar iyi, o kadar huzurlu hissediyorum ki beni uzun zamandır takip edenler bilirler. Eski evde gerçekten çok huzursuzdum. Yani hiç iyi hissetmiyordum. O evi de zaten sevmiyordum. O evden kurtulduğum için çok mutluyum. Umarım burası güzel olur. Bu akşam eski eve dönüyorum. Malum Zuzu orada. Annem orada. İşte son şeyleri toparlayacağız. Belki Bob yetişirse bu hafta sonu taşınma gerçekleşir. Yetişmezse ne zaman olur gerçekten bilmiyorum. Ama sizi güncel tutarım diye düşünüyorum. Böylelikle de videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hatta bir sonraki videoda gelen mobilyaları vesaire kurmalı, işte planlamalı, yerleştirmeli. Daha bir sürü video gelecek. O yüzden mutlaka takipte kalın diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.